Geçtiğimiz hafta İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşelin 6 yaşındaki öz kızını 29 yaşındaki mürediyle evlendirdiği ve kızını taciz ettirdiği, istismar ettirdiği ortaya çıktı. Bu olayı öğrendiğimiz andan itibaren yüreğimiz sızlamış, öfkemiz hat safaya ulaşmıştır. Maalesef ki bu tarikat cemaat istismar kavramı hayatımızda yeni değil. 2012-2015 yılları arasında yaşları 8 10 arasında değişen 45 45 çocuğumuzun da Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda ve evlerde istismar edildiğini biliyorduk. Geçmişte bunu yaşadık maalesef. Gündeme gelmeyen, adını ve sesini duyamadığımız yüzlerce ve belki de binlerce çocuğumuzun daha istismar edildiğinden şüphe duyuyor ve endişeleniyoruz. İnsanları Allah inancı ile kandıranlarla, dini istismar edip kendine saltanat kuranlarla mücadele edeceğiz. Bunlara yol verenlerle de mücadele edeceğiz ve hesabını soracağız. Din tüccarları ile hesaplaşacağız. İddianamedeki bunca delile, ses kaydına, fotoğraflara, detaylı ifadelere rağmen neden Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanmadı? Haydarpaşa Numune Hastanesinde kemik yaşı testine 21 yaşında biri sokulurken kimler buna göz yumdu? Bu nasıl bir organize çete? Bu nasıl bir işbirliği akıl alır gibi değil. Bunların tamamı, sorumluların tamamı soruşturulup cezalandırılacak. Eğer bu davanın açılması bu kadar uzun sürüyorsa da 2 yıl sürmüş, 2020'de dosya 2022'ye kadar bekletilmiş soruşturma tamamlanmamış. Biz Adalet Bakanlığından da şüphe ederiz. Siz ya çalışmıyorsunuz, tembelsiniz ya da belki olayın üstü kapanır diye beklediniz. Ya da ikisi de. Aile Bakanı olan hanımefendi iki yıldır biliyorduk dedi. Siz niye o koltukta oturuyorsunuz? Bu şekilde tarikat cemaatler tarafından eğitim hakkı engellenen ve istismar edilen Kaç çocuğumuz daha var bunları biliyor musunuz? Bunlar için önlem alıyor musunuz? Siz bostan korkuluğu musunuz bakan hanım? İki yıldır biliyorduk diye açıklamaya utanır insan. Sakin olmak çok zor. Değerli basın mensupları sizler de biliyorsunuz. AKP döneminde cemaat ve tarikatlar altın yıllarını yaşadı. Sağlık, eğitim, adalet bakanlıklarında Bunların nasıl kurumsallaştığını, nasıl kanserli hücre gibi metastaz yaptıklarını, yayıldıklarını biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden dersine almayan AK Parti, kurumları kendi eliyle yerleştirdiği FETÖ'cülerden temizlerken başka türlü türlü tarikat cemaatlere peşkeş çekti, hepsini biliyoruz. Hepsine ihaleler verdiler oy devşirmek için. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve polis akademilerini kimlere peşkeş çektiğinizi siz mi açıklarsınız biz mi açıklayalım? Emniyetin çeşitli kademelerine hangi tarikat cemaat mensuplarını yerleştirdiniz? Bunların hepsini açıklayacaksınız ya da biz açıklayacağız. AKP ortaklık kurduğu tarikat ve cemaatlerle Türkiye için milli güvenlik tehdidi olmaya devam etmektedir. Türkiye'de yaşanan devlet krizini ve milli birlik krizini gittikçe derinleştirmektedir. Ama bir şey daha bilsinler. Gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz çok az kaldı. Türkiye'ye karabasan gibi çöken AKP gillerin ve tarikatların sonu yaklaşıyor. Türk halkı 2023'te Türkiye'nin zaferine gözünü açacak. Şimdiden açık açık beyan ediyoruz. Zafer Partisi iktidarında Hiçbir devlet kurumunda tarikat cemaat ile örgütlenme içinde olan tek bir kişi bile kalmayacak. Açıkça söylüyoruz.